önerge doğruydu. Yani bütün raporlar okunduktan sonra en son denetim kurulu raporu okunması gerekir. Bu bir kural. Bunu herhalde hükümet komiseri fark etmez demek istedim. Neyse, onu geçtim. Önemli değil. Şimdi, arkadaşlar, bu bilanço ve gelir gider, bildiğiniz gibi bize postayla geldi. Geldi ama, burada tabii açıklamaları yok. Buraya geldik. Burada açıklamaları, bilanço, gelir gider ve denetim raporu açıklamaları var. Fakat biz bunu ne zaman inceleyeceğiz? Madem bunlar bilanço gelir gider postayla geldiyse, neden daha önce bu hazırlanmış olmasına rağmen üyelere gönderilmedi ki bizler de tarafından ayrıntılı olarak inceleme fırsatımız olsun. Bunu öneriyorum. Lütfen bundan sonra ki yeni yönetim kurulu bunları daha önceden göndersin. Burası yok kaç balık bir şey. Daha bir kez daha tekrar masalı burada sandalyenin üzerine konabilir. Çünkü bir rakam tutacak bir değil. Böyle bir kooperatifler. Bunu özellikle rica ediyorum. Çünkü ben yaptığım bu şeyde birçok soru işareti vardı. Şimdi bunların açıklamasını soracağım. Bir kısmı belki burada var. Ama inceleme fırsatımız olmadı. Birincisi, şimdi gelir giderden dönem net kârı 1.870.187 lira geçiyor. Şimdi bilançoya bakıyorum. Bilançodaki net kar 1.195.104 lira. Şimdi ikisi de net kar olabilir mi arkadaşlar? İkisi net kar olması için ikisinin eşit olması gerekiyor. Yani birine yakın olması ya da eşit olması gerekiyor. Şimdi birine, daha doğrusu gelir giderdekine yürüt kar denmesi gerekiyor. Bunun içinde vergiler ve fonlar var. Net demek, vergiler ve fonlar çıktıktan sonraki. Buradaki muhasebe bilen arkadaşlar bilir. Ben de Mali Muhasebe Yüksek Okulu mezunuyum. Bir dönem burada denetim kurulu üyeliği de yaptım. Bu işle daha çok bildiğimi zannediyorum. Bilirim de diyemiyorum yani. Şimdi çok basit bir şey ama geleceklere giderler yazmış. 2015'in ayı giderler. 2015'i gelecek bir gider mi? Geçmiş gider. Yani onu bile yanlış yapmışlar demek istiyorum. Çok basit bir şey ama. Ya mali müşavir, aynı mı mali müşavir? 20 yıllık mali müşavir. Ben bilemem sizin mali müşavirinizi. Ben bu kadar doğruyum da şimdi mi yanlış? Başkan, müdahale etmeyin lütfen. Ben konuşayım, siz gelin cevap verirsiniz. Öyle başkanım müdahale etmeyin. Başkanım konuşmadan sonra cevap vereceksiniz zaten. Buyurun Hızır Bey. Şu anda 2016'dayız. Hızır Bey, siz devam edin. Evet. 2016'dasın, neden 2015 yazmışsınız giderdi? Gelecek yıl diyorsunuz. Bu 2016 olmasın. Ha bu önemli değil ama ya bu demek ki kontrolsüz yapılmış. Onu demek istiyorum. Şimdi daha buna benzer birçok şeyler var mı? Şunu önceden elinde olsaydı da açıklamalarını baksaydı çok daha güzel şeyler yapabilirdi. Şimdi arkadaşlar burası büyük bir kooperatif. Burada 7-8-9 milyonluk bir bütçe var. Bu bütçenin yönetimi, gerekse burada 600'ün üzerinde üye var, 778 tane ülke var, 10 binlerce kişi ekmek yapıyor. Çünkü hepimizin çalıştığı imalatçılar var. Bunlar hep düşünüyorlar. Ya buranın yönetimi ve denetimi her şeyle ilgisi olması gerekir ki, en iyi şekilde yönetilmesi gerekir ki, sizler de buradan zarar görmemeniz gerekir. Bu kooperatifte herkesin bir ekmek yemesi gerekir. Şimdi, ben daha çok denetim kuruluna bak. Her şey iyiydi, doğrudur, güzeldi, hoştu. Tabiri caizse böyle. Bunu da kendileri mi yazdı yoksa birileri mi yazdı, verdiklerini onu da bilmiyorum. Çünkü daha önce geçmişte de bunları yaşadık. Denetim kurulu üyelerinin arkadaşlar bu işi bilmesi gerekir. Biraz muhasebe bilgisi olması lazım. Böyle her zaman hoştur, güzeldir, iyidir, doğrudur ile geçilmez. İşte yanlışlıklar var. Hiç mi şey yok? Demek ki incelenmemiş ya da geçiştirilmiş. Şimdi arkadaşlar bir önemli daha var. Denetim kurulu üyelerinin bir kere bağımsız olması lazım. Yönetim kurulu listesinden seçilen denetim kurulu üyesi ahbap çavuş ilişkisi içinde oluyor. Ben burada bir dönem yaptığımda bir hata gördüm. Yönetim kurulu yaptığı bir hatayı yüzlerine söyledim, kavga ettik. Aynen şunu dediler.
Sen kimsin bizi eleştiriyorsun? Bizim yanlışı çıkarıyoruz. Seni biz seçtik. Doğru bir an. Hadi şuradaki partilerde kim seçiyor? Genel başkan milletvekili seçiyor. Milletvekiller ne oluyor? Emir ediyor. Şimdi denetim kurulu bağımsız olmalı ki ve bu işi bilenlerden olmalı ki o zaman her şeyle düzgün bir denetim yapabilsin, size düzgün bir rapor hazırlayabilsin. Böyle hazırlanmış raporu alıp okumasın. Burası cami derneği değil, hayır kurumu değil. Önemli bir yer. Maddi ve manevi açıdan hepiniz bunun farkındasınız. Ama maalesef yönetim kurulunda yani ayrıca bir önce çıkan arkadaş daha rakamları okumaktan acizsiniz. Yani insanları şey etmek istemiyorum. Hızır Bey, dolayısıyla devletin konuşmayı. Hayır efendim dedim. Yok, bilmiyorum, bilmem bahsetti. Kaç kere? Beni geri alacağım. Onu söylemenize gerek yok. Tamam, özür dilerim. Yani şahsi olarak kanaatlarımızı söyleyeyim, özür dilerim. Hadi bakayım. Evet. O önemli değil, ben örnek olsun diye söyledim. Yani yönetim kuruluna, denetim kurulu bu kooperatife uygun olması gerekir diye düşünüyorum. Denetim kuruluna özellikle bir kez daha söylüyorum. Mutlaka bağımsız olması lazım. Ahmet Çavuş ilişkisi içinde olmaması gerekiyor. Çok ayrıntı gibi. Peki, teşekkür ederim. Evet, biz Hızır Bey'e teşekkür ediyoruz. Hasan Kerçi Bey.